Öbürlerinin yanı sıra ilkokulda oldukça rezalet bir yerdi. Tanımlanamayan garip yemekler. Konserve gibi tıkış tıkış olan okul otobüsleri. Ama içlerinde en rezil ve aşağılayıcı olan da haftada 3 gün jimnastik derslerinde yapılan ve bitmek Johnson. Bilmeyen işkence seanslarıydı. Brody. Hadi kararını versene. Oldukça zor bir seçim. Franklin. Hayır, Franklin buraya. Bu taraftan. En iyisini sona sakladın ha? Tamam, Anderson'ı alacağız. İyi de ne oynayacağız? Bombardıman. Oy 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 oy. Hey Anderson. Kaldır kıçını. Peki bu mu kaldırayım? Bence onu yapıysam daha iyi olur. Bu bitirdin 3. turda. Hadi bakalım. En önde olduğumu sanıyordum. Tamam çocuklar, içeri giriyoruz. Oy oy. Evet, beni kim itekledi? Evet bayanlar baylar. Arkadaşıma merhaba demenizi istiyorum. Asimetrik paralel. Bir gürülüye ihtiyacım var. Anderson, buraya gel. Bu harika koçmazlığımı bunun üzerine yapmıştım. Şimdi aşağı inebilir miyim artık? Hadi Anderson, biraz sallan bakalım. Ayoo! Çık aşağı in. Mükemmel. Bir daha dene Anderson. Birincisinde başaramazsan... Bu yakışsın. İşin özü bu evlat. Bir tur at bakalım. Jimnastikten sonra kendime gelmem genellikle 2 günümü alıyordu. Küçük bir sandviç, biraz televizyon seyretmek ve öğlen uykusu. Bunlar doktorun tavsiyesi. Genellikle babam reçeteyi değiştirirdi. Evet sana! Hey Anderson! Senin oğlanın nesi var? Bu iyi mi? Hangi çocuk beyzbol oynamaz ki? Bu Amerikalı'ya benzemiyor. Sen neden bahsediyorsun? Benim oğlum bir Amerikalı kadar Amerikalıdır. Hatta şu yediği patates kızartması kadar. Ama Louis oynuyor. Louis Anderson bir acemi olduğunu mu söylüyorsun? Elbette öyle. Fakat buna rağmen kesinlikle şu anda evde kayma idmanı yapıyordur. Oğlan beyzbol sezonu boyunca çok heyecanlandı. Günlerce uyumadı. Cumartesi günkü oyunda görürüz sizi. Tamam. Ben ve acemi oyuncu orada olacağız. Bakalım Louis, en beğendiğin çikolatalı kurabiyeler. Anne, bunu benim için imzalar mısın? Bu nedir hayatım? Louis'e jimnastik dersinde lütfen izin verin çünkü kendini hiç iyi hissetmiyor. Oh Louis, bunu imzalayamam. Jimnastik derslerinden izinli olabilmen için ciddi bir hastalığın olmalı. Ayak parmağımı taşa çarptım, sayılmaz mı bu? Neden jimnastik dersine gitmek istemiyorsun? Nefret ediyorum, hiçbir sporu yapamıyorum, hep sonuncu oluyorum. Bugün de en arkada kaldım, ne yapabileyim? Oh Louis, yeterince çaba göstermiyorsun, kendini geliştirmelisin. Bu doğru değil, kendimi jimnastik duvarında geliştirdim. Hey, dışarı gel acemi. Oo. Sen değil, öbür acemi. Bu niçin? Yeni sezonda etkili olmak için küçücük bir şey, acemi. Unut bunu baba, ben beyzbol oynayamıyorum. Hadi Louis, benim için. Daha önce hiç benim için bir şey yapmanı istedin mi? Çimleri biçmemi istedin, yaprakları tırmıkla temizlememi istedin, karı kürek... Bugün benim için bir şey yapmanı istedin mi? İşte ki bütün herkes cumartesi günü çocuklarını beyzbol oynarken seyretmeye gidecekler. Peki ben ne yapayım yani? Kendine yapacak bir şeyler bul. Öğlene kadar uyu, uyan, sonra tekrar uyu. Bunu duydum. Oh, acemi, Louis demek istedim. Dışarıda yapabileceğimiz bir şey olmalı. Mesela ben sana yağ çekerim, sen de bana yağ çekersin ha? Yağ çekeceğinden emin misin? Ama ayak parmağım... Senenin geri kalan kısmında lütfen Louis'e jimnastik derslerinden izin verin. Ayağındaki dönük tırnağı büyük bir enfeksiyona neden olmuş ve sınıftakilerin de ayak parmaklarını tehlikeye atabilir. İmza Andy Anderson. Ne? Buna inanmıyor musunuz? Tabii ki bu beyzboldan yırtmam anlamına gelmiyordu. Bundan daha kötü ne olabilir? Hey Louis, kafanı kaldır! Ne yapmam gerekiyordu? Yakalaman gerekiyordu. Jenny, yakalayıcı olmuşsun. İyi olan tarafı bütün arkadaşlarımla aynı takımda olmamdı. Hey Louis, olimpik jimnastik takımı için yoğun antrenman yaptığını sanıyordum. Evet, neden fikrini değiştirdin? Jimnastik dersinden yırtmak için babamla bir anlaşma yaptım. Hey, işi komik olan tarafı ne? Bu anlaşma Louis. En kötü tarafı da koçumuzdu. Hey Anderson,
Bakıyorum da ayaklarından çok çabuk iyileşmiş. Biliyorsun, biraz depar atmak da iyi bir iyileşme yöntemidir. Grünwald haklıydı. Babam beni batağa saplamıştı. Koç Rockville haftada 3 gün jimnastik dersinde gördüğüm yetmezmiş gibi... ...bir de haftada 5 gün beyzbol antrenmanında görecektim ve bir de cumartesileri maçta. Sen bana yağ çekeceksin, ben de sana yağ çekeceğim. Baba bu tuzağa düştüğüme inanamıyorum. Hey Anderson, bir el çabukluğu göster bakalım. Tamam bir koç, hemen bir el çabukluğu yapayım. Bana bak Anderson, bir tur at. Hadi çocuklar, vücudunuzu topun arkasına koyun. Tamam, bu sana Anderson. Canlan bakalım. Al onu, birinciye fırlat. Hey, topu duydum ya. Birinci de topu birinciye atabilir tanrım. Her şeyi ben mi yapmak zorundayım anlamıyorum. 3 tur daha at Anderson. Tamam Bay Dönük Tırnak. Bir sopa kap bakalım. Hadi Louis. Anderson, sopanın elinde kalması gerekiyor. Topun da oraya gitmesi gerekiyor. Detaylar, detaylar. 3 tur daha. Aferin oğlum, iyi atıştı. Bir bak, orada kimse var mı? Anderson! 3 tur daha mı atayım koç? 5! Hafta boyunca tam olarak ne bir vuruş yaptım ne de bir top atabildim. Ama tam olarak 336 tur attım. Atıcı eve geldi. Kımıldama baba, başının üzerinde bir şey var. Biliyorum. Canlı galiba, ben halledebileyim. Hayır. Ben sincapların amigosuyum. Annem biliyor mu? Evet, şaka mı yapıyorsun? Bu annenin fikri. Hepimiz sincapların amigosuyuz. Bununla övünemeyeceğim. Yarınki maç için biz çoktan hazırız. Sakın bunları maçta giyeceğinizi söylemeyin. Seni hiç utandırmayacağız. İyi. Hatta maç için bu tişörtleri de yaptım. Sonunda açılış günü. Bütün dünya Koç Rockville'in uzman eğitiminin ve önderliğinin sonuçlarını görmek için bir şans yakalamıştı. Bütün gün hepiniz tur atacaksınız. Acemi oyunu al, vurucu Anderson'ı al. Ne acemi nerede? Evet, atıcısız nasıl oynuyorlar acaba? O oynayacak, onu saklıyorlar. Görürsünüz koç şimdi onunla konuşuyor. Hadi bakalım ayak tırna, sana iş düştü. Bombacı Anderson'a. Gidiyor muyum koç? Acemi ya. Evet giriyorsun. Aşağıki bloktaki dükkandan içeriye girip biraz soda kapıyor ve onları buraya geri getiriyorsun. Şimdi biraz çabukluk görelim bakalım. Döndür parçala, döndür parçala. Sıkı vur ona, sıkı vur ona. Döndür, döndürme. Sen ne diyorsun be? Bu da üçüncü ıska. Iskalamadı, hayır. Ne yapıyorsun Tabler? Sanıyorum sana döndürmemeni söylemiştim. Üzgünüm koç. Louis'nin babasının yüzünden sizi duyamadım. Louis ha? Bir tur daha at Louis! Ben ne yaptım ki? Acemi oyuna sok, vurucu Anderson oynayacak. Bekle ayak tırna, geri gel. Seni oyuna sokarsam babanı susturabilir miyim acaba? Ne dersin ha? Hayır, hiç sanmıyorum. Şunu al ve yerine geç. Hadi gözlerini kapalı tut. Sokluyorum. Belki şansımız döner ve top sana çarpar. O zaman bir şeyler olur işte. Önemli yönlendiği iş için teşekkür edeyim koç. Acemi! Atıcı Louis! Benim çocuğum. Bu sefer kaybedeceksin Louis. Koç Rockwell'den öğrendiğim gibi dimdik durup derin bir nefes aldım. Gözlerini kapa. Hepsi birkaç saniye sürdü. Bu benim oğlum. Bu vurucu Anderson. Top geçerli. Koş Louis, koş. Buna inanamıyorum. Dikkatli ol. Hey koç iyi misin? Hem yaya çıtı. Sence ne demeye çalıştı? 3 tur daha gibi bir şey söyledi. Sanırım sezon bitti ha. Bu sene çok iyiydik. Sadece bir yenilgimiz var. Uyanın. Sadece bir maç yaptık. Sezon yeni başladı. Artık koçumuz yok Greenwood. Sonuna kadar. Amin edin bakalım benim küçük sefil adamlarım. Yeni koçunuzla tanışın. Ayrılmaz. Şimdi ilk iş olarak takımın ismini değiştireceğiz. Sincap'ın nesi var? Sincap'ın ne olduğunu biliyor musunuz? Caddelerde koşan ufak gözlü küçük bir kemirgendir.
Mesela takıma yol katili demek lazım. Bu daha uygun. Ben de ordudan ayrıldığımda çok üzgündüm. Her cumartesi limanda yükleme yaptıklarında size yeni üniformalar getireceğim. Şimdi yeni isimle geldim. Bu yeni bir isim. Hamam patlaması mı? Babam bir sonraki haftayı bizi düzene sokmaya çalışmakla geçirdi. Tam olarak nasıl bir düzenleme hala anlamış değilim. Güçlü savunma en iyi stratejidir. Pekala, şimdi duruma nasıl bakacağınızı söyleyeyim. Birinci duran adam Almanya. Ve Almanya birinci kaideyle asla yetinmez. O bir sonrakine gidecek. Sonra da Fransa. Evet, çok doğru. Ardından da bir sonraki geliyor. Polonya. Evet, bir sonrakine gidiyor. Norveç. Oyun zamanı. Özgür dünyanın kaderi senin ellerinde. Acemi, düz fırlat. Dalış yap. Hadi kımılda. Polonya'yı alıyor. İskandinavya'yı koru. Şimdi Norveç düşüyor. Norveçlileri korumalısın. İnsanlar var, insanlar var. İyi oyundu. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Takımı Anderson'a terk etmek, onların berbat olup sonuncu takım olmaları demek. Louis, bir şey mi oldu? Ben yenilmiş biriyim. Takımı aşağılaya sürükledim. Hayır, sürüklemedin Louis. Bu doğru. Babam dün benimle iş yapmaya çalıştı. Benim yerime iki tane beyzbol kaskı koysaydı daha iyi olurdu. Yine de dikkate aldı. Düzeleceksiniz. Takımınızın bir iki şey üstünde çalışması gerekir. Pekala, oyunun sonunda uygun bir biçimde el sıkıştık. Biliyorsun Louis, çiftlikte erkek kardeşlerimle beraber sopalarla top oynardım. Onlar bana bir sürü numara öğretti. Onlardan hiçbirini hatırlıyor musun? Belki bir ya da iki tanesini. Şimdi kayan kişinin dışında kalmak istiyorsan orta parmağını dikişe çapraz koyacaksın. Ve öğrettiğim gibi nefes almayı da unutma. Tamam, ataşını yap Louis. İşte bu kadar, mükemmeldi. Babam bunu görene kadar bekle anne. Zamanı gelene kadar bu küçük sırrımızı saklayalım, olur mu? Bir sopa al. Duruşuna bir bakalım. Ezdi onu, ezdi onu. Yol açıldı Louis. Gördünüz mü? Uzman bir koçun eseri bunlar. El sıkışırken kazanan tarafta olmak çok iyi bir duyguydu. Beyzbol denen şey hoşuma gitmeye başlamıştı. Ertesi günü okuldan sonra babam işteyken bütün takımı bizim eve annemle tanıştırmaya çağırdı. Büyük bir parti verdik. Kademeli döndürüş, tamam. Çene yukarı, omuzlar dışarı, kalçanı çıkarma. İşte bu iyi. Kay tatlı, kay. Lanet olsun, bunu yapamıyorum. Ben küçük bir kızken baş üstü kayardım. Böylece eteklerim havalanıp başıma geçmezdi. Ben etek giymiyorum ki. Giyiyormuş gibi yap. Etek giy tatlı. İşte bu. O hafta her gün annem bize ders verdi. Ve hafta sonu babam Zafer'in koçluğunu yaptı. Bombayı düşür. Sinsi atak. Havan patlaması takımı galibiyet yolunda ilerledi. Bodrum'dan çıkmıştık ve tavan arasına yönelmiştik. Sayın! Tabluka oluşturun! Sinsi atak! Yaşasın! Hadi! Hadi Louis, gelsin, gelsin! Ve sonra imkansız olan şey oldu. Harika! Louis, başardık, finallerdeyiz. Bütün kasaba finalleri seyretmeye gelmişti. Tek problem oyunun gece ışıklar altında oynanıyor olmasıydı. Hadi Louis! Hadi Louis! Parmak boğumu Louis, hızlı top değil. Ona hızlı top atma sakın. Ne yapıyor bunlar? Selam mı veriyorlar? Hey, gözünü oyundan ayırma. Aşağı doğru Louis. Hala gördüğümüz eğitimi kullanıyordum. Hadi hava patlaması. Operasyon zamanı. Sahayı istila edin. Etek giy, etek giy, etek giy. Destekle Jenny, sopayı destekle. Bayan Anderson, neredesiniz? Gidelim beyzbolcular. Tamam, ben hazırım. Oh hayatım. İşte bu senin için küçük atıcı kız.
İkinci ıska. Koş 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 koş. Adler koş. Yetişti. İşte bu çocuk. Benim eğittiğim Tadler. Hadi at bakalım acemi. Hadi vurucu. Bir tane daha kaldı. Hadi bu tarafa. Şampiyonluk. Üzgünüm. Oraya git ve topu al. Burada baskı yok. Dünya galibiyet sıralamasından bir adım uzaktayız. Dördüncü top. Yerini al. Sen ne diyorsun be? Köşede yakalandı. Hey Louis, hiç kim okey oynamadın mı? Tek sayı kalmıştı. Ve ben Glenn Klen'e karşı vuracaktım. Annemin yardımı. Hadi dönük tırnak. Dua edenim yapabilirsin. En hızlı topumu denedim. Birinci ıska. Parmak boğma atışımı denedim. İkinci ıska. Ne yapsam işe yaramıyordu. Nola! Bir sonraki tam gırtlağına geliyor Lee. Belki de bu beton kafayı koşturmalıyız. Ne dersiniz? Ha? İyi ama bu oyunu kilitler. Peki eğer bunu yaparsak izin verin en azından ona bir kafa atayım. Koştur onu vurucu. Koştur. Raket tamam. Başlayalım. Hangi vuruş? Parmak boğma atışı. Eğri atış. Koştur onu. Peki eğri parmak boğma ateşi. Koştur onu dedim. Hadi Lee vur şuna hadi. Hadi vursana göster kendini. Onu dışarı kaydın Louis. Anne. Onu dinleme Louis. Koştur onu. Hey görevli. 10. sırada bir deli var. Onu dışarı at. Bu senin için anne. Hadi evlat onu koşturmalısın. Üçüncü ıska. Başardık kazandık. Başardık. 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 Tamam çocuklar. İşte benim oğlum işte benim tamam. Vurucum. Tezahürata gerek yok çocuklar beni yukarı kaldırmayın. İndirin beni aşağıya. Sizi zafer kazandırdım. Tamam çocuklar yeter artık. Hadi hadi hadi. Benim başım kel mi? Sizin gidin ankörler. Bu kimin aklına gelirdi? Vatan hainleri. Dersen Öztur daha at. Tebrik ederim koç. Yardımcı koç demek istedin herhalde. Aslında benim seni tebrik etmem lazım. Saçmalama canım, sen onların lideriydin. Evet, bu doğru. Sen onlara nasıl bir takım olunacağını öğrettin. Ben sadece değişik bir bakış açısı sağladım. Bu da doğru, ben olmasa buralara kadar gelemezlerdi. Kesinlikle. Bensiz kaybolurlardı. Umutsuzca. Hadi eve gidelim koç. Söyle bakalım. Şu atışı yaparken işaret parmağın topun dikişlerine paralel miydi yoksa çapraz mıydı? Ertesi hafta jimnastik dersine gitmeye karar verdim. Beyzbol sezonu beni oldukça forma sokmuştu. Ve ayrıca futbol sezonu da yaklaşıyordu. Anderson sen ve ailen bir tur atın bakalım hadi görelim. Ey anne abileyin sana futbolda öğretmişler miydi?